Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte köpeğim Yaya'nın dokunduğu her şeyi alıyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce kedim Yasu'nun dokunduğu her şeyi almıştım ve sizler o videoda çok eğlenmiştiniz. Bu videoda da aynısını Yaya için yapacağız. Birazdan Yaya'yı markete salacağım ve o neye dokunursa, neyle temas ederse onu alacağız. İsterseniz gelin videoya başlayalım. Şu anda Sarıyer marketteyiz. Hatırlarsanız burada gece gizlice kalmıştık ve bütün marketi talan etmiştik. Normalde maalesef bu markete evcil hayvanlarınızla girmeniz pek mümkün değil. Fakat şu anda market kapalı. Biz çıktıktan sonra çok büyük bir temizlik yapılacak. O yüzden bu gece gönlümüzce istediğimizi yapmakta özgürüz. Eğer hazırsan Yaya, seni sepetten çıkartıyorum ve artık dokunduğun her şeyi almakta özgürsün. Haydi! Yaya, evde kardeşlerin senden çok ümitli. Özellikle Yasu. Yasu'nun tacını devralıyorsun bak. Hadi bakalım yavrum. Annem bu rayonda çok eğlendi yavrum zamanında. Hadi bakalım sen neler alacaksın. Serbestsin çocuğum. Burada neler var? Dokun yavrum. Yavrum gittin, ona mı dokundun Allah aşkına ya? Tamam. Tamam ya. Yaya bak, ben bunu aldım kanka. Bunu ne yaparız evde artık bilmiyorum. İlginç bir ürün. Yayacığım. Koyduk bunu yavrum. Tamam, Yaya bu gece belli ki güzel ürünler seçecek. İlk ürünüyle en azından bize bunu belli etti. Yavrum devam et bakalım. Başka neler alacaksın yavrum? Market senin ya. Gidip ona gene dokunma yavrum, olmaz. Bu arada aynı şeyden iki defa almıyoruz. Scooter'ı seçti. Buna daha bir istekli. İkisi scooter olduğu için bence bunu daha çok sevdi. Çok hızlı bir başlangıç olmadı mı? Sepet doldu Yaya şimdi de. Gel bakalım, devam ediyoruz. Haydi bakalım, başka ne alacaksın Yaya, gel. Birazcık da buralarda takılalım. Şu eşek çok güzelmiş ya. Ay keşke şunu alsa, şunun tipine bak. Yaya gidiyor. Yaya, neye dokundu? Bu ne? Ay çok komik. Bu çocuk bildiğin YouTube videosu çekiyor ya. Seçtiği şeye bakar mısınız? Çok komik bir şey. Ben böyle birini bu arada hayatımda ilk defa görüyorum. Cowboy kostümü aldı. Ne oldu? Eşeği. Unicorn'la eşeği havlıyor. Unicorn'la yavrum. Yok yok, o unicorn. Gel gel, birlikte binelim seninle. Saçmalıyorsun ya ya. Alayım mı onu sana? Bak anne göstersin ona nasıl kullanıldığını bunu. Gel gel. Aa, gördün mü? Ne kadar saf bir çocuk. Ay. Unicorn'dan korkuyor. Hayır, saçmalıyorsun şu anda. Saçmalama ya. Unicorn'dan korkamazsın sen. Meryemcim köpeğisin ya. Pembe yavrum, çok tatlı. Hadi gidelim buradan, gel. Çocuğum ağlıyor markette ya. Ay. Ay dokundu bunu da. Bu çok tatlı yalnız. Bu tam benim alacağım tarz bir şey. Oya sevdin sen bunu. Bu arada kendine de benziyor. Ya ya bak. Ay bu çok güzelmiş. Bu çok tatlıymış. Bu Yaya mı benziyor bu birazcık? Korktum. Behlül için ne alacaksın? Yasu için ne alacaksın? Hadi gel. Hadi gel, devam ediyoruz. Ne aldın sen yavrum? Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar Yasu'dan bahsettik, Behlül'den bahsettik. Çocuk kardeşlerini de unutmadı. Direkt gitti. Kedi kumu aldı. Pet reyonundan. Tamam, bunu da gelin arabamıza bırakalım isterseniz. Daha sonra buradan devam ederiz. Elim kolum doldu çünkü. Yaya o kadar büyük tercihlerde bulundu ki. Yani nasıl sığdıracağımı düşünüyorum daha şimdiden. Yalnız şöyle bir bakarsanız gerçekten sanki minik bir çocuğun alışverişi gibi gözükmüyor mu? Çok tatlı. Tam senin yaşına uygun bir alışveriş oluyor. Burada Patreon'u var. Buraya girelim. Burada köpek mamaları var ya. Tam sana göre. Ay saçma sapan bir şeye dokunuyor şu anda. Neymiş bu? Vitamin deposu yetişkin köpek maması aldı. Ve kendisi bu mamayı yemiyor. Alıyoruz bunu, ne yaparız? Artık sokak köpeklerine veririz yani. Çocuğumuzun gönlünden koptu. Of 10 kilo. Gel bunu alalım, arabamıza götürelim. Kendisinden çok daha büyük bir mama bu. Bu arada tekrar mamalara dokunursa mama almayacağım. Zaten bir 10 kiloluk mama aldı. Dediğim gibi bir şeyden iki tane almıyoruz. Oğlum hiçbir şeye dokunmadan, şurada çok güzel şeyler var. Ben olsam şunlardan alırdım. Frozen oyuncakları var orada. Olmaz, olmaz. Onları artık almıyoruz Yaya. Bir kere aldık. Gel mama reyonunu terk et lütfen. Bunu alıyoruz artık arkadaşlar.
Bu ne? Neye dokundun sen çocuğum? Evet, birazcık saçmalıklar başladı mı? Sinek kovan inci mum. Yazın iş yapar. Yani yazın iş yapar diyorsun da benim evim 42. katta. Çok sinek olmuyor arkadaşlar orada. Bir de korkuyorum kediler kaçacak diye çok camla açmıyorum. Aldık bunu. Peki, devam ediyoruz. Lütfen bu alışveriş böyle devam etmesin yavrum. Tamam, sen buraya girmek istiyorsun. Hadi bakalım. Pul biber. Evet, olur, iş görür. Tamam, sempatik. Yaya evde pul biber bitmişti yani, okey. Yaya, sen buradan bir şey seçmedin. Manav reyonuna girmiyoruz arkadaşlar. Çünkü meyveler ve sebzeler açıkta duruyor. Çok hijyenik olmayacağı için burayı es geçiyoruz. Gel çocuğum, gel. Gel, 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 gel. Evet, evet. Hadi bakalım ne seçeceksin çocuğum? Ay şunlardan seçsene ya. Şurada çok güzel çikolatalar var. Gel buraya, gel Yaya. Senin böyle hiçbir şey seçeceğin yok. Gel buraya, gel, 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 gel. Hoppa. Şimdi, bildiğiniz gibi bunu Yasuya'da daha önce yapmıştık. Şimdi bu raflara tutacağım. Bakalım hangisini seçeceksin? Gel bakalım şunlardan birini seç çocuğum. Seç. Protein barları. Yok mu? Nope. Tamam, şunlara ne dersin peki? Seçmiyor arkadaşlar. Beğenmedi bunları da. Şunlar? Bunlar nasıl? Nope. Bunları da istemedi. Şunlara ne dersin peki çocuğum? Bak şurada. Şu üst taraftakiler bu sefer. Bunlar güzel. Aa! Tamam, bunu eliyle gösterdi ya. Bunu gösterdi. Ne aldın bakayım? Ay bir de beni öpüyor. Anne teşekkür ederim. Aa! Bize bunları aldığın için teşekkür ederim diyor. Çok güzel bir çikolata aldı. Daha önce de hiç denememiştim. Bunu da test ederiz değil mi Yaya? Aa, ederiz anne ederiz. Bunlar da çok güzel ha. Bak ben burada daha önce gizlice kaldım. Şunlara bayıldım. Ne dersin? O beni istiyor. Beni seçti. Ben de seni seçtim. Kalbimi sana verdim yavrum. Beğenmiyor. İstemedim mi bunları? Nope. Çok güzeldi. Bunları istesem hoşuma giderdi. Ya da şu kestane cipsine ne dersin çocuğum? Nope. Çocuk belki vegandır. Şu vegan mayoneze var mısın? Nope. İstemedi onu da. Hadi gel Yaya. Gel. Belki Yaya'nın ne bileyim kişisel bakımla ilgili bir şeyler alası vardır. Var mı alacağım bir şey? Saç boyası olsun ne bileyim belki diplerin çıkıyordur arada. Pijama. Annene bir pijama almak istersin belki ha? Maviye dokundu. Şu maviye dokundu gördüm. Ay. Güzel bir şey seçtin ha. Polar bir böyle sweatshirt seçti benim için ama ben şunu seçti zannettim. Keşke şunu seçseydim ya. Çok güzelmiş. Havalar da bir türlü ısınmadı biliyorsunuz. Tamam iyidir ama çocuk benim için bir şey aldı sonuçta. Annesini de düşündü. Hadi bakalım gel. Gel devam ediyoruz gel. Tamam mı? Oo, dokundu. Ona da dokundu. Bir tane protein ağırlıklı bir süt seçti ve hemen ardından da cici bebeğe dokundu. Tamam oğlum, tamam. Başka bir şey istiyor musun yavrum? Yayının aklı sütlerde kaldı. Gel bakalım. Aa, Nesquik istiyorum. Tamam, Nesquik alıyorum. Dokundu bence ona. Gel bakalım, başka var mı buraya onda istediğim bir şey? Gel. Yaya sanırım mısır gevreğini seviyor. Neyse ki, aa. Granola bara dokundu. Onu alıyoruz artık, tamam. Karışık meyveli bir granola istedi Yaya aynı zamanda. Yaya, gel buraya salam reyonundan uzaklaş. Elim kolum dolu, istersen gel bunları bir sepete bırakalım. Ondan sonra kaldığımız yerden yine devam ederiz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi sepetimiz ağzına kadar doldu. Ben artık Yaya'yı serbest bırakmak istiyorum. Gönlünce, keyfince koşsun. Bir şey almak istiyor mu? Son kararı o versin. Eğer bir şeyle ilgileniyorsa ve boyu yetişmiyorsa kaldıracağım. Reyona çıkaracağım. Bakalım seçecek mi? Hadi o zaman. Salıyorum seni yavrum. Artık burada bir koştururuz seninle. Köpeğimle birlikte gece gizlice markette kaldım. Gönlünce istediğin her şeyi alabilirsin. Özgürsün. Koş! Koş! Yaya dokundu ona. Dokundu. Dokundu. Arkadaşlar Yaya bizim için bunu seçti. Aa Yaya bir şey yapacağım sana. Gel buraya. İçinden atla Yaya. Yaya atla. Atla içinden atla yavrum. Şişt. Yaya atla. Atla! Ay, bir şey olmadı. Hoppa! Bravo, bravo! Yaya! Neredesin? Seni bulamıyorum! Yaya! Neredesin?
neredesin? Seni bulamıyorum oğlum. Yaya neredeydin? Koş. Kaçtım ben de. Yayın Sadık istediği gibi gönlünce koştu, eğlendi ve yalnızca bu bardağı almak istedi arkadaşlar. Bunu da gidip arabamıza koyalım. Sanırım susadı çünkü içerisinden bir şey arıyor fark ettiğiniz gibi. Bir su alalım, deneyelim bakalım. Su mu istiyor acaba? Ben sana Fiji su alacağım şimdi çocuğum, gel. Yaya bak, bu suyun fiyatını sana açıklıyorum. 24.75. 1 litrelik bir su 24.75 TL. Alamet farikası ithal olması. Aa, çok susamış. Daha akarken içiyor. Bak nasıl su içiyor görüyor musunuz? Şu anda bütün sakallarından suları etrafa döküyor ve saçıyor. Şu hale bakın, şu hale. Çocuğum hiç şunlardan almadım. Ben şunları çok seviyorum ya. Şuradan ne bileyim bir yulaf, kinoa. Yani bir fındık sütü, badem sütü, hiçbir şey almadın ya. Hadi bir kaldıralım, bir son şansımız deneyelim. Bakalım alacak mı bunlardan. Çocuğum. Şunlara var mısın? Bak kinoalar, sağlıklı besinler. Aa, seçti yulaf kepeği. Alıyorum bunu. Güzel, iyi bu. Gel bir de sütlerde şansımızı deneyelim. Şu badem fındık sütleri. Şöyle soyalara gidelim, soya da olur. Ha? Aa, seçti. Soya sütü seçti. Bu arada bu soya ve badem sütlerini kedinize, köpeğinize de verebilirsiniz. Normal sütleri vermeniz çok sağlıksız çünkü içindeki laktozdan dolayı hayvanlar da gaz yapıyor ama bunları onlar da seviyor. Sana da veririm belki bunu. Haydi götürelim. Buradan bir soya sütü, bir yulaf, bir de su aldın. Çanağımızı da alıyoruz buradan. Gel yavrum. Gel yavrum gel. Gel çocuğum gel. Koyuyoruz bunları da artık son olarak. Cici bebe aldı, süt aldı. Bu çocuk zaten daha ne alsın? Arkadaşlar geldik en can alıcı noktaya, ödeme kısmına. Gördüğünüz gibi arabayı doldurduk. Bakalım ne kadar tutacak? Bizim köpeğimiz birazcık fazla alışveriş yaptı da hoş bulduk. Biraz abarttı. Normalde de çok tok gözlü bir köpektir ama bugün niye böyle yaptı? Biraz gözü döndü. Gözü döndü diyelim. Noktada gel benim kucağıma, bana destek olman gerekiyor çünkü bak bu senin eserin, bakmıyorum, bana söyle Yaya. 2108 lira 47 kuruş. Biraz fazla mı? Bu arada Yasuo'yu geçti farkındaysanız. O 1800 liralık bir harcama yapmıştı. Yaya bravo kanka, bravo. Harcamayı sen yaptın, kartta sen uzat ha? Bak istemiyorsan, bak elin gitmiyorsa havla. Ama sen şu an gördüğüm kadarıyla tepkisiz kalmayı tercih ediyorsun, o zaman veriyorum. Buyurun. Buyurun beyefendi. Buyurun. Havlasana. Bak hala şansımız var. Şüphe rica edeyim. Sen gir. Evet, bunu da sen gir istersen. Ay öpüyor hala ya. Tüh, sana yazıklar olsun. Girdim. Evet girdim. Teşekkür ederim. Alışverişimizi tamamladık. Yaya istersen sen yere in. Ben de bunları paketleyeyim artık yavaştan. Alışverişimizi tamamladık. Merak etmeyin, bu ürünlerin değerlendirmesini evde sizlerle birlikte yapacağız. Ama bunu yarın yapacağız çünkü şu anda saat çok geç oldu. Köpeğimiz yoruldu, ben de yoruldum. Yarın görüşüyoruz. Haydi bakalım. Yaya, ezilme yavrum gel. Evimize geldik ve Yaya ile birlikte satın almış olduğumuz ürünleri denemeye hazırız. Değil mi Yaya? Hadi bakalım. Satın almış olduğumuz ürünlerden bir tanesini bana yollar mısınız kamera arkası ekibi? Wow! Yaya! Sanırım bu Yaya'nın almış olduğu oyuncaklar içerisinde kesinlikle en mantıklısı. Çünkü bu tarz böyle peluşları çok seviyor. Aynı zamanda birazcık da Yaya'ya benziyor. Sanırım birazcık kan çektiği için mağazada buna dokundu ve satın almak istedi. Yaya! Senin 10 katın ama bu. Şu anda bu oyuncağa bayağı bir ilgi gösterdi. Bayağı sevdi. Çünkü benziyor sana. Ha? Nasıl, sevdin mi? Çok sevdi, görüyorsunuz. Köpek taklidi yapan bak amca. Kedi
kedilerim şu anda burada değil, diğer odaya kaçtı hepsi yayı görünce. Çünkü yayadan pek haz etmiyorlar. Özellikle Yasu gördüğü yerde direkt olarak hayvana tıslamaya başlıyor. Eğer yaya ısrar edip bu hayvana yaklaşırsa direkt olarak pati atmak suretiyle kendisinden uzaklaştırıyor yayayı. Bu ürünü gerçekten çok sevdim. Buna artı bir veriyorum yaya. Bravo, almış olduğun güzel ürünlerden birisi. Bunu bu tarafa yolluyorum. O da oyuncakla birlikte gitti gördüğünüz gibi. Sıradaki ürünümüz gelsin. Yaya! Bu 40 yıl düşünsem kesinlikle yani aklıma gelmeyecek bir ürün. Çocuklar için bir kovboy kostümü. Gel buraya, 4-6 yaş çocuklar için yapılmış kostümü bana aldın. Şimdi ben bunu giyemem, sen giysen giyemezsin. Ama tam senin için uygun ha. Bu inek desenleri bu sene bildiğiniz gibi moda oldu. Şimdi ben bunu zorlayamam. Bunun bana olma ihtimali yok. Ama yayaya bakıyorum. Bacak boyuna bakıyorum. Şöyle bir gelin isterseniz deneyelim, test edelim. Yavrum. Düşsün yavrum ya. Yavrum birazcık. Çok hareketli, çok hareketli. Ay. Oluru var gibi ya. Bakın ben bunu buna giydiririm. Ben bunu yayaya giydiririm. Aldırdım bana. Buna da bir bakalım. Bu zaten çok güzel. Ay tamam, bunu zaten giydiririz. Ya ben zaten böyle hayvanları giydirmeyi, süslemeyi, püslemeyi çok seviyorum. Özellikle keşke bunun büyüğü olsaydı bir örnek olurduk. O zaman çok daha fazla keyif alırdım. Oğlum bu tam senlikmiş. Ya bu kadar olur. Gel pantolonu da giyelim aşko. Aman kim? Ya bir dur ya. Bekle, çok az kaldı aşkım. Tamam, tek bacağı soktum. Dur çok zor giydirdim, dur. Gözünü seveyim, dur. Ya dur. Evet. Şuna bak, işte. Şöyle bir runway'de yürüyor gibi yürüyelim yaya. Evet, işte bu. Okey. Oldu, kıskandım ben takınca değil mi? Evet arkadaşlar, nasılız? Sıradaki ürünümüz gelsin. Ay. Bu gerçekten yayanın almış olduğu en saçma ürünlerden kesinlikle birisi, hatta bence bir numaralısı. Bu arada eğer fark ettiyseniz bu bir geyik, rengeyi, bir yılbaşı süsü. Hatta içerisinde şöyle bir yılbaşı şapkası ve balonlar var. Yaya. Ne oldu, korktun mu? Gel bunu da sana takacağım gene. Sen şapkalardan kurtulamadın bu video. Gel buraya. Çok komik tepkileri var. Kulağına takalım. Yaya balonları çok seviyor. O yüzden ona bir balon şişiriyorum şimdi. Yaya yakala. Ay. Yakala. Aferin sana. Ne kadar akıllısın. Yakala. Bravo sana. Yakala yaya. Ay bu hayvan çok akıllı. Benimle balon oynuyor bakın. Hop. Aferin. Bravo. Aferin. Hop. Balon çok sevdiği için şu anda bütün ilgisi balonda yayanan. Yaya onu bana yolla yavrum. Patlatacak mı? Bence patlatmayacak o. Ana! Getirdi bana. Bravo. İçinden bir de bu şekilde bir kalpli yılbaşı maskesi çıktı. Bekliyorsun. Zaten hayvanın gözleri gözükmüyor. Şöyle gözlerini açalım, tüylerini açalım oradan. Dur. Nerede bu çocuğun gözleri? Çocuğum gözlerin nerede senin? Nerede gözleri? Arkadaşlar ben göremiyorum. Ama çok tatlı oldun. Yaya kostüm partisine gidiyor. Çok tatlı oldu. Bununla ilgili gerçekten ne yapabiliriz hiç bilmiyorum. Bu yumuşak bir yapıya sahip. Üzerine çıkıp rahatlıkla oynayabilirsiniz. Büyük ihtimalle bu da yine minik çocuklar için. Hani yılbaşında eğlensinler diye yapılmış. Sen de benim minik çocuğumsun. O yüzden seni bunun üzerine koyacağım. Hazırsan eğer. Bremen mızıkacılar. Şu an resmen öyle bir şey oldu. Nasıl? Hatırdık seni ama çok sallanıyor. Öyleyse gelin bu ürünü de artık kenara atalım ve diğer ürünümüze geçelim. Wow! Yakaladım.
Bildiğiniz gibi Yaya marketten çıkmamıza yakın bir soya sütü aldırdı. Ve ben bunu normalde kedilerinize, köpeklerinize de rahatlıkla verebileceğinizi söylemiştim. Bakalım Yaya bunu sevecek mi? Önce ben içeceğim tabii ki, sonra Yaya'ya denettireceğiz. Gelsin bardağımızda, onu da atma. Onu da mı atacaksın? Tuttum. Dur çocuğum, oha. Direkt yalnız yükseldi hayvan. Dur lan, dur. Tamam, dur. Ya dur, saçmalıyorsun şu an. Bardaktan vereceğim, dur. Orayı yalama. Güzel bir süt. Zaten aşinayım tadına. Hadi bakalım ya, sen sevecek misin? Ama yine tabii ki çok içirmeyeceğim. Bakalım sevecek misin? Çok hızlı içiyorsun sen, hayır. O kadar değil. Beğendin mi? Bayağı sevdi, hala yalanmaya devam ediyor. Ama tabii ki yani bütün bardağı içirmeyeceğim. Bence bu kadar yeterli. Şunu da artık çıkaralım istersen üzerinden. Çünkü sana çok ağırlık yaptı. Zar zor yürüyor çocuğum, gel. Arkadaşlar Yaya bildiğiniz gibi zibilyon tane saçma ürün aldı. Bunların hepsini denemeye kalkarsak gerçekten çok uzun sürecek. Aynı zamanda köpeğimiz de zaten birazcık sıkıldı. Scooter'ı, işte sinek kovan, mumu, mısır gevreğini şu anda denememize gerek olduğunu düşünmüyorum. Sen bana oradan son bir ürün daha yolla, gönlünden kopan, onu da deneyelim. Daha sonra videomuzu kapatalım. Yaya'nın da hazır karnı tok, sırtı pek, mutluyken videomuzu kapatalım. Yolla! Kapanış genelde tatlıyla olur. Yani. Bir tek bunu almış. Hadi ya. Ha. Yolla bakalım. Çikolatamızın tadına bir bakalım bakalım. Ağzımda tel var olduğu için arkadaşlar, sizi birazcık tatsız bir görüntüyle baş başa bırakabilirim ama güzel bir çikolata. Koklattıracağım tabii ki, yedirmeyeceğim ya çikolata. Yavrum, nasıl, beğendin mi? Bak. Hiç seveceğini zannetmiyorum çünkü çok acı bir çikolata. İstiyor. Tamam, sen bunu bana aldın ama ya. O yüzden sana bunu veremem. Hadi gel beni öp. Ben de tatlıyımdır, gel beni öp. Onu ye, ne beni yala. Beni ye, onu ye. Çikolata çok güzelmiş. Bayağı beğendim. Bugün sizlerle birlikte köpeğimin dokunduğu her şeyi aldık. Bence çok eğlenceli bir videoydu. Zaten ben etrafımda böyle hayvanlar olduğu zaman kendimi ekstra mutlu ve pozitif hissediyorum. Umarım sizler de bu videoyu izlerken hep gülümsemişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Her like Yaya'ya bir öpücük. Bay bay, hoşça kalın. Hoşça kalın.